Aday listeleri yine renkli. Şarkıcılar, oyuncular, futbolcular, listelerde yeni isimler de var. Şansını yeniden deneyenler de. İbrahim Tatlıses 5. kez adaylık yarışına giriyor. Bakalım bu kez vekil rozetini takabilecek mi? Dikkat çeken başka bir isim de oyunculuğu ve kişiliğiyle takdir toplayan Mehmet Aslantuğ. Kimler meclis kürsüsüne gelecek bilinmez ama seçimlerin çok renkli geçeceği şimdiden belli. Elbette baldan dala konu. 28. dönemde milletvekili adayları hem seçimlere hem meclise renk katacak. Sanatçılar ard arda milletvekili aday adaylığı için teklif alıyor veya başvuruda bulunuyor. Hani ben olacaktım yalancı, başının tacı. İbrahim Tatlıses, 2 kez ölümden, 4 kez adaylıktan dönen imparator bu kez şeytanın bacağını kırmaya kararlı. Ben sizin dostunuz muyum? Ya buraya bir Oxford vuralım. Dostumuzsunuz. Eyvallah. Sen de benim başımın tacısın. 5. kez AK Parti'den milletvekili adaylığı için başvuruda bulundu. Burada da bir söyleyi var ya. Söyleriz. Ay akşamdan ışıktır. Kadife sesiyle türküler söyleyen Onur Ak, 28. dönem için de yine CHP'den milletvekili adaylığı için başvurusunu yaptı. Hey sen ne güzelsin ey kavgamızın şehri. Akın, miting alanlarının yabancısı da değil. 2009 yılında CHP'nin seçim şarkısını kendisi düzenlemişti. CHP sanatçı kontenjanı için çalışmalarını sürdürüyor. Aday konusunda adı geçen isimlerden biri de Candan Erçetin. Ancak Erçetin'in adaylığı henüz netlik kazanmadı. Memleketi Kırklareli için CHP içinden itirazlar var. Teşkilat İstanbul'dan aday gösterilsin diyor. Sahnelerden bir transfer daha var. Karadeniz'in Ricky Martin'i olarak bilinen Davut Güloğlu. O da milletvekilliği yarışında ben de varım dedi. Adresi Yeniden Refah Parti. Güloğlu aynı zamanda partinin seçim şarkılarına imza atan isim. Basın açıklamaları sırasında da Fatih Erbakan'ın hemen arkasında saf tutuyor. Yani meydanlara ısınma turlarında. Fatih Erbakan'la yeniden refah. Yeşil sahalardan meclis koridorlarına da renkli transferler var. Eski milli futbolcu Gökhan Zan, İyi Parti çatısı altında memleketi Hatay'dan milletvekili adayı oldu. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Hatay benim şahsi meselemdir. Ödüllü oyuncu Mehmet Aslantuğ. Adaylık yarışına giren isimlerden biri de o. Aslantuğ'un adresi Türkiye İşçi Partisi. Biz biraz ayıp bilerek büyüdük. Olur olmaz konularda densizlik içinde olmamaya özen gösteriyoruz. Genel Başkan Erkan Baş duyurdu haberi. 62 yaşındaki sanatçının Muğla'dan aday olması bekleniyor. Birisi şunu yazmış. Bu adam her gün bir saat ulusa seslensin, memleket pamuk gibi olur diye yazmış birisi. Yani... Hem işçilerin maaşına %85 zam yaptı, hem de çalışma saatlerini 7 saate düşürdü. Nerede? Hangi ülkede? Hangi yıldayız? Nasıl oldu? Sorularının yanıtını hemen vereyim. Haberimiz Tunceli'den. Gerçek olamayacak kadar güzel ve üstelik gerçek. Komünist Başkan Maçoğlu sendikayla masaya oturmuştu. Sonuçta bu iki karar çıktı. Yani belediyede kadrolu çalışan bir işçi 11.500 lira yerine artık 21.200 lira maaş alacak. İnsanın Tunceli Belediyesi'ne iş başvurusu yapası geliyor diyen de var. Başkan Doğu'ya kaçak Norveç kurmuş diyen de. Bana dersen, sen içinde gelerek ne yapmak istiyorsan arıcılık. Vallahi bak arıcılık yapmaz. Tunceli'nin Komünist Partili Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu yine yaptı yapacağını, bütün dikkatleri üzerine çekti. Duygularımızın zedelendiğini görmeye başladık. Çünkü artık o belediyede çalışan kadrolu işçiler 11.500 lira yerine 21.200 lira maaş alacak. Yani %85 zam oldu. Tunceli Belediyesi, DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile pazarlık için masaya oturmuştu. Sonunda toplu sözleşme imzalandı. İmzayı atan Komünist Başkan müjdeyi duyurdu. Bir tane arkadaşımız bile, iki arkadaşımızın bile aklında bir soru işareti varsa onu öğrenmesi lazım. İşçilerin maaşına yapılan %85 zam 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak. Ağustos ayı itibariyle de çalışma saatleri 7 saate düşürülecek. Ama onun dışında
kendi işimizi kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Maçoğlu bu iki kararı yüksek enflasyon, kentte artan kira fiyatları ve hayat pahalılığının emekçide yarattığı motivasyon sorununa karşı aldıklarını duyurdu. Türkiye'nin haftalarca konuştuğu davada karar Haziran'a kaldı. 6 yaşındaki kız çocuğuna istismar davası için bugün gözler Kartal Adliyesi'nden gelecek karardaydı. Ama o karar çıkmadı. Yayın yasağı sebebiyle gün boyu duruşma salonundan da haber alınamadı. Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Siyah Gümüşel ve Kadir İstekli halen tutuklu. Kızını 6 yaşında evlendirdiği ortaya çıktı. Skandallar zincirinin ardı arkası kesilmedi. Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ve tacizci damadı bugün yine hakim karşısındaydı. Herkesin gözü bu duruşmadaydı. Bugün bir karar çıkması bekleniyordu ancak çıkmadı. Bir sonraki duruşma 5 Haziran'da devam edecek. Bugün 6 yaşında istismara uğramış ve sesini çıkarmış bir çocuğumuz için kapının önünde adalet nöbeti tuttuk. Gizlilik sebebiyle içeriye giremiyoruz ama o kapının önünde avukatlardan bilgi alıyoruz. İlk duruşmada vakıf destekçileri adliye önündeydi. İstismarı kabul etmediler. Yusuf hocamız yalnız değildir dediler. Ama bugün görülen duruşmaya gelmediler. 6 yaşından bu yana taciz edilen genç kadın için yüzlerce avukat, bir o kadar da sivil toplum örgütü temsilcisi harekete geçti. Ancak yayın yasağı getirildi. Bu kez az sayıda kişi duruşmayı takip edebildi. Basın yasağı nedeniyle o içeriden bilgi veremiyoruz. Dosyanın içeriği hakkında bilgi veremiyoruz. Gizlilik karar devam etmektedir. Avukatlar dava hakkında bilgi veremedi ama 6284 sayılı kanunu hatırlattı. Yani kadını şiddetten koruyan kanun, 6 yaşındaki bir çocuğun evlendirilmesi gündemdeyken tartışmaya açılmasını eleştirdiler. 6284 sayılı kadınları şiddetten koruyacak olan kanun etkin uygulanması gerekirken etkin uygulamak bir kenara, şimdi de 6284'ü seçim pazarlığının nesnesi haline getirdiler. Yeniden Refah Partisi'nin 6284 kalkarsa ancak ittifakınıza katılırız demesinin ardından Hüdapar Cumhur İttifakı'na katıldı. Davadan karar çıkması bekleniyordu ama olmadı. 5 Haziran'a ertelendi. Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve istismarcı Kadir İstekli'nin tutukluluğu devam edecek. Anne ise serbest. Küçükken birisi size zarar verdiyse, bu anneniz, babanız, yakınınız bile olsa sesinizi sonuna kadar çıkartın.